AK Parti'nin sözcüsü çıkmış, alabildiğince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmiş. Ama eleştirirken kapanan İstanbul Havalimanı'ndan hiç bahsetmemiş. Kapanan Ankara-İstanbul arasındaki yollardan hiç söz etmemiş. Kendi yönetimindeki kurumların basiretsizlikleri nedeniyle yeterince depolanamayan gazdan, bu nedenle fabrikalara verilemeyen elektrikten, gazdan hiç bahsetmemiş. Hele İstanbul Valisi'nin karayollarının sorumlu olduğu yollarla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek istediğini hiç anlatmamış. Ama lafa gelince Ay'a sert iniş yapacağız diyenler İstanbul Havalimanı'ndan uçak kaldıramadılar. Bununla ilgili AK Parti sözcüsünden tek laf yok. Yolda kalan turistler otel istiyoruz diye slogan atıyor. Havaalanında bulunan turistler isyan ediyor. Buldukları çözüm çevik kuvveti havalimanına sokmak oluyor. Büyükşehir Belediyemiz havalimanına burada yardıma ihtiyaç var mı diye soruyor, yok diyorlar. Neden AK Parti sözcüsü bunları anlatmıyor? Neden binlerce insanın yerlerde o havaalanında kartonlar üzerinde, o da bulabilirlerse üzerinde yatmak zorunda kaldıklarından söz etmiyor? Neden orada isyan edenlere çevik kuvvetin gösterdiği sopadan hiç söz etmiyor? Bilim insanları ve uzmanlar İstanbul'da 3. havalimanının konumu hakkında birçok uyarılarda bulunmuşlardı. Ne cevap verdiler? Almanya bizi kıskanıyormuş. E ne oldu? O Almanya'nın kıskandığını söyledikleri havalimanında Türk Hava Yolları'nın kargo deposunun çatısı çöktü. Bundan niye bahsetmiyor Sayın Sözcü? Uçaklar inip kalkamadı. Bakanları bile İstanbul Havalimanı'na değil, Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kaldı. Rus pilotlar büyük havalimanı yapmışlar ama havalimanının açık tutacak ekipman almamışlar diye bunlarla kafa buluyor. AK Parti sözcüsünden bunlarla ilgili tek çıkıyor mu? Yok. Vatandaşımız ne güzel söylüyor. İstanbul Havalimanı AK Parti'dir. Şatafatlıdır, yaldızlıdır, varaklıdır, gürültülüdür. En büyük olduğu iddiasındadır. Ama bir kriz anında işlevsizdir. Atatürk Havalimanı ise cumhuriyet gibidir. Paramparça edilmiştir, yağmalanmıştır, terk edilmiştir. Ama kimin başı sıkışsa ona sarılır. Ve en zor anlarda bile çalışır. Olayın özeti de budur diyor. Ne güzel söylüyor. AK Parti sözcüsünden buna ilişkin hani bakanlarının neden Atatürk Havalimanı'na indiklerine dair tek bir söz duydunuz mu? İstanbul'da 3. Köprüyü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kim işletiyor? Cumhuriyet Halk Partisi işletmiyor. Yandaşların işlettiği bu yollarda da insanlarımız mahsur kaldı. Ondan sonra AK Parti sözcüsü çıkıyor. Bir kişi bile yolda kalmışsa bunun ortaya konulması lazım diyor. E doğru. Bunun ortaya konulması lazım. Ama o zararın da tazmini lazım. Bak, örnek mi alacaksın? Kriz yönetimi mi diyorsunuz? Komşumuz Yunanistan'a bir bakacaksınız. O otoyolu açık tutmayan şirkete yolda kalan her araç için 2000 avro ceza yazdılar. Otoyolu işleten şirketin CEO'su da orada bir gün daha kalamadı, istifa etti. Peki İstanbul Havalimanı'nı işletenler, 3. Köprüyü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu işletenler, bunlar milletin zararını tazmin edecekler mi? Bununla ilgili bir sorumlulukları olacak mı? Esas milletimizin AK Parti sözcüsünün ağzından duymak istediği şeyler bunlar. Ama bunlarla ilgili hiçbir şey yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti sözcüsü kavga ediyor. Çünkü hala daha kabullenemediler. Çünkü daha hala mızıkçılık yapmak istiyorlar İstanbul Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmeleri nedeniyle. 2017 yılındaki
kar yağışında 17 günde atılan tuzu ve solüsyonu 4 gün bu yıl 4 günde atılan tuzla solüsyonla mukayese etmeye kalkıyor. Şimdi aslında o dönemde 2017 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kendi AK Partili olmadığı için AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendisine tuz ve solüsyon vermediğini anlatmamış. Efendiliğinden anlatmamış. Ama AK Parti sözcüsü çıkıyor. İstanbul'da daha önceden belirlenmiş bir büyükelçiyle yenen yemek üzerinden kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na linç etmeye kalkıyor. Ya bu AK Parti sözcüsü cin olmadan adam çarpmayı bıraksın. Yani o kadar araç seferber olmuş, o kadar insan çalışmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sabahlara kadar bu insanların başında oturmuş, siz diyeceksiniz ki bir yemek yedi diye onu linç etmeye kalkacaksınız. İstanbullu ne olduğunu görüyor. Bakın söyleyeyim, bunların yönetiminde ormanlar yandı, uçak kaldıramadılar. Ülkeyi seller götürdü, sel yatağına ev yapmış deyip milleti suçladılar. İstanbul'un göbeğinde insanlar selde, servis araçlarında can verdi. Ondan sonra şimdi çıkmışlar karşımıza kriz yönetiminden bahsediyorlar. Bunları geçeceksiniz. Bizim sizlerden alacağımız kriz yönetimi dersi yok. Sizin yönetiminizde şu anda görülmemiş bir enerji ve üretim krizi yaşanıyor beyefendi. Organize sanayi bölgelerinde 3 gün elektriği kestiniz. Üretim durdu. Doğal gaz tedarikinde sınıfta kaldınız, depoları dolduramadınız. Daha bugün öğreniyoruz ki Tuz Gölü'nde 8 günlük gaz kalmış. Ortada çok büyük bir yönetim krizi var. Böyle bir krizde Cumhuriyet tarihimizde ilk defa karşılaşıyoruz. Ama AK Parti sözcüsünün ağzından bununla ilgili tek laf çıkmıyor. Ama sıkılmıyor, bize kriz yönetimi dersi vermeye kalkıyor. Biz sizi uyarmıştık, kriz çıkacağını görmüştük. Her zamanki kibrinizle dinlemediniz. Bugün depoda yeterli gaz olmadığı için sanayicimizi kış gününde gazsız, elektriksiz bıraktınız. Devleti devlet gibi değil, şirket gibi yöneteceğiz iddiasıyla iş başına gelenler, kamuda aksiyon alma deyiminin mucidi olanlar, şimdi böyle bir krizde nasıl aksiyon alacaklarını bir türlü bilemiyorlar. Geçtik devleti devlet gibi yönetmenizden, bari basiretli bir iş insanı gibi yönetmeye çalışın, onu bile yapamıyorsunuz. Ama sanayicinin ihracat gelirinin 1/4'üne cebren el koymayı biliyorsunuz. Sanayiciyi şalterleri kapatmazsa cezayla tehdit etmeyi de biliyorsunuz. Yani peki bugün kusur sanayicinin mi? Senin kusurun. AK Parti sözcüsünün ağzından bunlarla ilgili tek bir söz duydunuz mu? Hayır. Yaptıkları ya da yapmaları gerektiği halde yapmadıkları her şey büyük krizlere sebep oluyor. Ondan sonra da çıkıyorlar bize kriz dersi vermeye kalkıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşmaktan, diğer büyükşehir belediyelerimizle uğraşmaktan ülkenin sorunlarıyla uğraşamıyorlar. İşi gücü bırakmışlar, trollükle iştigal ediyorlar. AK Parti sözcüsü bir de sıkılmadan genel başkanımıza 15 Temmuz üzerinden laf yetiştirmeye kalkmış. 15 Temmuz'da kendi genel başkanları Marmaris'te tatildeyken, hain darbe girişimini eniştesinden öğrenip uçağa binip havada tur atarken, başbakanları tünelde saklanırken, belediye başkanının evine herkesin gözünün önünde giden ve oradan gelişmeleri izleyen, partisinin milletvekillerine, Türkiye Büyük Meclisi, Millet Meclisi'ne gidin, meclise gidin, demokrasiye sahip çıkın talimatı veren genel başkanımıza mani düzmeye kalkıyor. Beyefendi, bu gömlek size iki boy büyük gelir. Tekrarlıyorum, bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur. Ama onların milletimize vermesi gereken çok hesap vardır. Teşekkür ediyorum.